Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün freeze dry yani dondurarak kurutma teknolojisinden ve bizim girişimimiz Farmud'un buradaki fırsatları nasıl değerlendirdiğinden bahsedeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz Farmhood firma kurucusu Selin Arslan. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, i̇smim Selin Arslan. Endüstri mühendisiyim ve Farmhood girişiminin kurucusuyum. Ee, biz da yenilikçi gıda ürünleri geliştiriyoruz. Ee, yenilikçi gıda teknolojilerinden faydalanarak sürdürülebilir, sağlıklı, temiz içerikli, tüketicilerin ihtiyacı olan ürünler geliştiriyoruz. Ve bunu yaparken de gıda israfını azaltmak amacıyla çalışıyoruz. Ben 5 sene kadar kurumsal firmalarda, tedarik zinciri, tedarik zinciri alanında yönetim danışmanlığı da çalıştım. Daha sonrasında tarım ve gıda alanında çalışmak için kurumsal hayattan ayrıldım. Ee, uzun bir süre nasıl faydalı olabilirim diye. E, ziraat mühendisleri, e, üreticiler, çiftçiler, büyük firmalar, küçük firmalarla görüştüm. Ee, daha sonrasında fark ettim ki işleme teknolojilerine olan ciddi bir ihtiyaç var. Ee, yarattığımız ürünleri yeterince katma değerli hale getiremiyoruz bunun üzerine de freeze dry ile tanıştım aslında. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. burada son derece güzel bir rol model oldunuz. ilham verdiniz izleyicilerimize. harika bir girişimcilik örneği. Peki Pharmud hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Freeze dry, ara mamul sektöründe zaten yıllardır kullanılan bir teknoloji. %100 meyve sebzeleri üretmek için kullanılıyor. Çünkü ürünler çok uzun süre raf ömrü kazanıyor ve çıtır çıtır oluyor. Mesela e, yediğimiz granolaların içinde kahve, tükettiğimiz kahvelerin e, granül hale gelmesinde freeze dry teknolojisi kullanıyor. Ama biz farm mod olarak e, yaklaşan gıda krizini e, gördüğümüz için... E, bir yandan da ham madde maliyetlerini düşürmek, ham maddelerin israf olmasını engellemek için freeze teknolojisini çeşitli ürünün karışımları yaparak kullanıyoruz. Yani burada bahsettiğimiz şey gıda sektörlerinden çıkan yenile bir atıkların değerlendirilmesi veya şekli bozuk olan meyve sebzelerin aslında hiçbir sorunu olmayan meyve sebzelerin tüketiciye farklı formlarda sunulması oluyor. Ee, bizim gibi bu o, alanda çalışan birçok e, gıda israfı üzerine çalışan girişim var. Biz bunu teknolojiyle birleştiriyoruz aslında. Harika. Peki sizin hikayeniz nasıl başladı? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Ee, evet aslında e, danışmanlık e, hayatımdayken bir firmaya, meyve sebze üreten bir firmaya gitmiştik ve burada nasıl katma değerli üretim yaptıklarını gördüm ben ilk defa. Alıştığım geleneksel teknolojilerden çok farklıydı. Yaklaşımları çok vizyonerdi. Ve bunun mümkün olduğunu gördüm. Tarım üzerine çalışarak da bir katma de, katma değer yapılabileceği teknolojilerle birleştirilerek çok daha farklı ürünler çıkarılabileceğini gördüm. O benim için kamçılayıcı bir tecrübe olmuştu. Harika. Peki freeze-dry teknolojisini biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Tabii. Freeze-dry yani dondurarak kurutma dünyanın en gelişmiş gıda kurutma teknolojisi. Ee, dediğim gibi bu teknoloji ara mamulde zaten yıllardır kullanılıyor. Bunun sebebi de ürünü saklamayı çok kolaylaştırması, ürüne çok uzun raf ömrü vermesi. 20 sene kadar raf ömrü vardır bu ürünlerin. Hiçbir katkı koruyucu kullanılmaz. Ee, normal alıştığımız geleneksel Gıda kurutma yöntemlerinin aksine ısı verilmez ürünlere düşük bas ısı düşük basınç altında ürünlerin suyu uzaklaştırılır. Ee, i̇lk aşamada dondurulur ürünler hazırlanır. Daha sonra en az 24 saat süren bir süblimleşme fazına girer. Ee, sonuç olarak da ürünün bütün suyu uzaklaştığı için e, ürünler onda bir ağırlığına iner ama şekli tadı rengi hiçbiri bozulmaz. Ee, Harika. Peki paket açıldıktan sonra e, ne kadar süre kullanılabilir? Biz ürünleri e, yaptığımız gibi burada gördüğünüz nem bariyerli ambalajlara koyuyoruz. Hı. Çünkü ürünlerin bozulması durumu çok yok. Nem alması gibi bir durum olabiliyor. Bu da ürünlerin formunu bozuyor. E, tabii ki raf ömrünü azaltıyor. Ürünler... Paketlerin de e, ağzı kapatılarak saklandığı sürece en az iki sene rahatlıkla tüketilebilir. Yani açtıktan sonra bile. Tabii çünkü e, buradaki önemli olan nokta nem hı. almasını engellemek. Kapatma. Yani ağzını sıkıca hı hı. kapatmak. O önemli. Peki ürününüz tüketicilere nasıl yenilik sunuyor? Bunların dışında var mı anlatabileceğiniz bir şey? E, Freezer gibi teknolojilerin son tüketiciye e, olan ürünlerde kullanılması aslında tüketicilerin ihtiyaçlarından geliyor. E, tüketiciler yeni ürünleri arıyorlar. Şu an raflarda çok görmediğimiz besin değeri çok yüksek, rahat tüketebilecekleri, yemeğe hazır, katkı maddesi yapay ürünler kullanılmayan içinde, uzun süreli tokluk hissi veren, bunun gibi çeşitlendirilebilecek birçok sebepten aradıkları ürünleri bulamıyorlar. Bizim ürünümüz doğal olarak yapısal özelliklerini koruyabildiği için meyve sebzelerin veya ürün karışımlarının kendiliğinden fonksiyonel bir ürünü haline geliyor. Gevrek yapısı sayesinde tüketiciye keyifli bir deneyim sağlıyor farklı bir formda. Ee, ayrıca dediğim gibi hafifleyen ürün taşıma ve saklama kolaylığı yaratıyor. Tekrar su ile birleşebiliyor sadece atıştırmalık değil bir tatlınızda yemeğinizde de kullanabilecek halde. Bunların yanı sıra günümüzde tarımsal üretim çok artık maliyetli hale gelmeye başladı. Üretim maliyetleri, satış maliyetlerinin artık üstünde kalıyor. O yüzden katma değerli ürünler üretmek gerekiyor. Çiftçiler için de bu daha katma değerli üretime yani organik tarım, iyi tarım yöntemleri gibi üretim sistemlerine kapı açıyor aslında. Çünkü ürünleri daha değerlenmiş şekilde satılabiliyor. Yeni, yeni teknolojilere aslında e, tüketici ihtiyaçlarından dolayı ihtiyacımız var diyebiliriz. Harika. Gerçekten gıda sektörü son derece önemli ve sağlıklı gıdaya ulaşım da zorlaştı. Bu açıdan önemli bir fark yarattınız. Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yaptınız? E, biz 2021 yılının Haziran ayında Farm Odun faaliyetlerine başladık. E, o zamandan beri kendi üretim alanımızı kurduk. ARGE çalışmalarımıza başladık. TÜBİTAK kurduk. E, gıda geliştirme merkezinin içinde e, bu sene açılan TÜGİP yani Türkiye Gıda ve İnovasyon Platformu'nun rol model projelerinden biriyiz. Yani bu bu e, alanda ürün geliştirecek ilk 10 firmadan biriyiz. E, burada narenciye üzerine çalışıyoruz. İlk ürünümüz narenciye e, bazlı bir ürün olacak. E Eva programının global bir gıda ve tarım e, kadın girişimlerini destekleme programının 2022 mezunlarından, 10 mezunundan biriyiz. Onun dışında bizim şu an 16 çeşit son tüketici yönelik ürünümüz var. Web sitemizde ve çeşitli yerlerde satışta olan. Aynı zamanda endüstriyel ürünlerde de bir Endüstriyel boyda da bir e, pazar olduğu için biz burada da 60'a yakın formda toz, partikül, granül şeklinde e, ürün satışı yapıyoruz. Ama asıl e, gelişmek istediğimiz kısım ARGE kısmımız. Onun için de ilk ürünümüzü çıkardık. Tarçınlı elma ürünümüz yılbaşına. Harika. E, evet hatta bugün satışa girdi o da. Hayırlı olsun. E, bu ürünler üzerine gitmeyi planlıyoruz. E, çünkü dediğim gibi amacımız gıda israfını azaltmak, yenilikçi ürünler geliştirmek. Harika. Peki meyve dışında farklı ürünler de olabiliyor mu? Evet, sebzelerimiz var. Hmm. Ee, bizim şu an ürün gamımızda 5 çeşit sebze var. Ama sürekli ekleme yapıyoruz. Yani hmm. e, şimdi mesela önümüzdeki aylarda baharatlı sebze cipsleri çıkacak. Bu ürünler besin değerini %97 oranında koruyor. Yani Freezeray'ın en, en büyük özelliği bu. Isı verilmediği için moleküler yapısı bozulmuyor ürünlerin. Böylece siz hem o tokluk hissini alabiliyorsunuz hem de çiğ meyve sebzeden aldığınız lezzeti, besin değerini alabiliyorsunuz, lezzeti alabiliyorsunuz. Şahane, çok güzel. Peki bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Ee, biz şu an birçok gıda üreticisiyle görüşüyoruz. Dediğim gibi yenilebilir atıklar dediğimiz gıda üretilirken çıkan yenilebilir yan, yan malzemeler çıkıyor. Bu ürünlerden ürettiğimiz bir tane ileri dönüşüm ürünü 2023'te satışa sunmak istiyoruz. Onun dışında daha çok tüketici hedef kitlemizle buluşabilmek için Türkiye perakende zincirlerine girmek istiyoruz. Harika. Arge alanındaki ürün gamımızı büyütmek istiyoruz ve bir ülkeye ihracat yapmak için çalışmalara da başladık. Umarım en kısa zamanda evet. ihracatı da gerçekleştirirsiniz, ülkemizi en iyi şekilde temsil edersiniz. Evet. Çok tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Bugünkü konuğumuz Farmhood firma kurucusu Selin Arslan'dı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi davet ettiğiniz için, sesimizi duyurmamıza vesile olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.